Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turu Mustumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Tekirdağ Şarköy'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Derin Deniz Gemi Adamı Yetiştirme Kursu'ndan seslenmekteyiz. Yanımızda uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş gemi adamı, kaptan ve aynı zamanda kurs sahibimiz değerli Aziz Dülgeroğlu beyefendi bulunmakta. Bakalım verdikleri hizmetlerle alakalı bizler ne gibi bilgiler alabileceğiz? Merhabalar Aziz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz efendim. Tabii ki sektörünüz, katkılarınız, verdiğiniz hizmetlerden söz edeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Aziz Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektedir efendim? Ben İstanbul Beşiktaş doğumluyum. Yüksek Denizcilik Okulu 1973 yılında bitirdim. 40 yıldır denizde çalışıyorum. Kaptanlık yaptım. İşte 2 senedir de denizi bıraktım. Bu meseleyi açtım. Denizi yetiştirmek için. Karaya bastığınız zaman denizden kurtulamadınız. Hizmetleriniz yine onlarla alakalı devam etmekte. Aynen. Başka da bildiğim bir şey yok zaten. Harikasınız. Çok uzun yıllar. 40 yıl gibi bir süreden bahsediyorsunuz. Evet. Dünyayı çok defa dolaştığınız. Çok. Tecrübeleriniz var. Bununla ilgili yaşanmışlıklarınız var. Bu dediğimiz tecrübeleri de bugün yaşadığımız toplumda insanlara aktarabilmek, onlara mesleki açıdan bir imkan sunabilmek adına da böyle bir kurs açtınız. Zaten gayemiz o. Gayemiz. Şimdi ben biraz içinde bulunduğumuz işletmenizin konumundan, fiziki konumundan bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz yer Şarköy. Neresindeyiz efendim? Şarköy, Nazım Bey Sokak'ta. Evet, merkezde. Merkezde, denize çok yakın, 30-40 metre mesafede. 650 metrekarelik bir alanda kaç öğrencimize aynı anda hizmet verebilme hakkımız var? 90 kişiye aynı anda hizmet verebiliyoruz. 90 öğrencimize, adayımıza burada hizmet verebiliyorsunuz. Hizmet için uzman bir kadro gerekli. Evet. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Benle beraber 3 tane eğitmen, hatta 4 tane eğitmen var. 3'ü uzak yol kaptanı ve denizde yıllarca çalışmış, tecrübeli ve bilgili insanlar. Uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş, profesyonel, uzman kadro ile çalışıyorsunuz. Tabii. Şimdi Aziz Bey, bulunduğumuz yer İstanbul'dan Edirne'ye kadar olan mesafede bu sektörde teksiniz. Evet, doğrudur. Yani hizmet verdiğimiz insanlar aslında sadece Şarköy'le sınırlı hayır, değil. Hayır, kesinlikle. Nerelerden talep çıkar efendim? Bütün Trakya'nın her tarafından, Edirne'den olsun, Enes'den, Keşan'dan, Gelibolu'ya yakın olan yerlerden. Bölgenin tamamı. Yani Trakya'da, İstanbul'un dışında Trakya'da bizden başka kimse yok. Şimdi efendim gemici olmak, gemi adamı olmak için öncelikle aday olacak vatandaşın hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Aday olacak insanların 16 yaşını bir kere bitirmiş olmaları gerekiyor. İlkokul ve en az ilkokul mezunu olacak ve sağlıklı olacak. Çok basit aslında. İlkokul mezunu olması, sağlıklı ve 16 yaşını doldurmuş olması yeterli. Yeterli ve çok çok iyi ücretlerle de denizde çalışma imkanları var. Gayet güzel bir imkan sunuyorsunuz aslında evet. Gençlerimize. Özellikle buradan duyurmak istiyoruz. Şimdi efendim bize gelecek adaylarımız sizden aldıkları eğitim süresi nedir? Eğitim süresi sonra gelişme nedir efendim? Bir gemici liman ya da evrakı alabilmek için sizden aldıkları eğitim süresi ve sonrası yapılması gereken işlemler nedir? Şu şekilde burada biz 32 kurs veriyoruz. 32 gün sonunda biz burada bir imtihan yapıyoruz. O imtihanını geçtikten sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın açmış olduğu senenin belli tarihlerinde 8 istasyonda açmış olduğu imtihan yerleri var, sınav yerleri var. O sınavlara giriyorlar. Başarılı olanlar da belgelerini alıyorlar. Hemen belgelerini alıyorlar. Şimdi sizinle yapmış olduğumuz özel sohbette aslında çok güzel bir imkan olduğunu söylediniz. Yani bugün Türkiye'de Türkiye şartları içerisinde asgari ücretle çalışabilecek bir varlığın aslında böyle bir imkan sonrası yaklaşık 2 katına çıktığı bir ücretle başladığını söylediniz. Tabii. Denize çıkan ilk çıkan bir insan 1000 dolar civarı bir para alıyor. Bu ve çok tabii, kısa zamanda da bunu? Çok kısa zamanda 6 ay gibi bir kontrat yaptıktan sonra bir daha çıktığı zaman o maaş yükseliyor. 18 ay sonra da ehliyetini de yükseltebiliyor. Gemici, usta gemiciye çeviriyor. O zaman da bir usta gemici maaşı 1500 dolardan aşağı gelmiyor. Bu da özellikle bir de artı gemide çalıştığım müddetçe ek gelirleri de var bunun. Ek gelirleri de oluyor.
Yani 1800 dolar civarında bir parayı kazanabilme imkanı kazanabilme var. Yanı sıra tabii inanılmaz keyifler, dünyanın birçok yerine gayet tabii çok zevkli bir meslektir. Kesinlikle. Çok zevkli. Yani 40 yıl çok uzun süre sizler bu işi yaptınız ve mutlaka tavsiye ediyorsunuz özellikle gençlerimize. Bütün efendim, işsiz gençlerimize ben tavsiye ediyorum yani. En kısa yoldan bir meslek sahibi, olmak sahibi olabilmenin için, yolu. Üstelik de evet, ciddi paralarla çalışabilme şansı var. Ve bir de dünyayı geziyorsunuz dediğiniz gibi. Şimdi Aziz Bey, böyle bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşıyorlar efendim? Bize telefonlarımız var. 0282 alan koduyla. Alan koduyla. İzin verirseniz ben paylaşayım. Tamam efendim, buyurun. Değerli izleyicilerimizle. 0282 alan koduyla 518-93 çift sıfırdan size ulaşabiliyorlar. Ulaşabiliyorlar. Ayrıca web siteleriniz var bildiğim kadarıyla. bilgi@derindeniz.com evet, sitesinden size verdiğiniz hizmetlere, konumunuzla ilgili bilgilere, detay bilgilere ulaşabildikleri gibi bu numaradan da size talep çıkartabiliyorlar. Günün herhangi bir saatinde sadece sizden rezervasyon yapmak, bilgi almak adına değil, belki danışabilmek adına da arama imkanına sahipsiniz efendim tabii, değerli izleyicilerimiz. Ayrıca GSM numaranız var. Onu da değerli izleyicilerimizle paylaşmanıza izin verir misiniz efendim? Tabii. 0533 769 2027 oğlu telefondan da sizinle bizzat görüşebilirler. Kesinlikle. Buraya kayıt olma şartları, koşulları ile ilgili bilgileri alabildikleri gibi ayrıca bölgeyle ya da ve meslekle ilgili tecrübelerinizden istifade edebilmek adına danışma imkanları da var değerli izleyicilerimizin. Şimdi efendim, uzman bir kadroyla burada hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle. Çok uzun yıllara dayalı bir tecrübeniz var. Bu belki sizin en önemli farkınızdan biri. Ancak evet, bölgede tek olmanıza rağmen sektörde sizin gibi çalışan ya da çalıştığını iddia eden birçok yerde var. İnsanların özellikle sizi tercih etme sebebi nedir? Sizi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir efendim? Vallahi biz şimdi çok çok iyi bir eğitim veriyoruz. Çünkü en azından biz bu eğitim verirken biz tecrübelerimizi konuşturuyoruz. Ve dolayısıyla o insanlara tecrübelerimizi, başımızdan geçen olayları anlattığımız vakit o insanların bizi daha fazla ilgiyle takip etmelerini sağlıyoruz. Aziz Bey, şimdi sizinle yaptığımız yine özel sohbette kaptanlığın aslında bir sorumluluk bilinci gerektirdiğinden bahsettiniz. Kesinlikle. Yani biz size karada mı daha rahatsınız, denizde mi daha rahatsınız gibi bir soruyla geldiğimizde tabii ki karada, çünkü denizde 24 saat yaşarsınız. Uyuma şansınız da yoktur. Evet. Hatta o motorun sesinin ritmik bir ses olduğunu, onda en ufak bir aksamanın sizi rahatsızlık verdiğini söylediniz. Dolayısıyla sorumluluk bilinci oluşmuş bir insan olarak burada sadece bir evrak, belge almak değil, gerçekten tecrübelerinizden istifade etmesini de istiyorsunuz insanlara. Evet. 40 yılın tecrübesiyle hareket ediyorsunuz. Tabii ki kurs olarak da vermeniz gereken eğitimin yanı sıra bunu verdiğinizde aslında çok ciddi anlamda diğerlerinden farkınız ortaya çıkıyor değil mi efendim? Evet, evet, evet. Şimdi dediğimiz gibi bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenizden de bahsetmek istiyorum. Yeni yasalar çıktı bildiğimiz kadarıyla. Evet. Yeni yasanın getirdikleri neler efendim? Şimdi yeni yönetmeliğe göre artık biz burada hep teorik veriyorduk. Yeni yönetmeliğe göre artık uygulamada yapılması tabii gerekiyor. Mesela bir yangın dersi veriyoruz. O yangın dersi için biz teorik veriyorduk. Şimdi artık uygulama istasyonu olması gerekiyor. Can kurtarma araçlarını kullanmayı teorik veriyorduk. Şimdi onun uygulaması gerekiyor. Denizde kişisel canlı kalma dersimiz var. Yine onu teorik veriyorduk. Bir havuzda bunun tatbikatını, uygulamasını yapmak gerekiyor. Şimdi bu 1 Temmuz'dan itibaren çıktı, uygulanıyor. Biz de Kumbağa'da böyle testleri yapıyoruz. İnşallah kısmet olursa Eylül sonunda bizim de tesislerimiz tamamlanacak. Yani bugün vermiş olduğumuz hizmete aslında meşakkat diyebileceğimiz bir takım şeyler ilave edildi. Evet. Ama siz bunun olması gerektiğini olması düşünerek bundan da mutlusunuz anladığım kadarıyla. Tabii, tabii, tabii. Yani gerçekten bu eğitimin verilmesi gerekiyordu. Verilmesi gerekiyordu. Bu bir eksiklikti. Eksiklik. Bunu da en kısa zamanda giderecekler. Zaten dünya standartlarında IMO kurallarına göre bunun olması gerekiyordu. Ulaştırma Bakanlığı da bunu uygulamaya başladı yani. Efendim, dediğimiz gibi bu sektörde uzun yıllar çalıştınız. Son yıllarınız özellikle eğitimci olarak geçti ve buradan mezun ettiğiniz birçok da değerli izleyicimiz var şu an. Onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla da paylaşarak aslında müşteri portföyünüzü de oluşturuyor. Tabii, tabii. Özellikle sizden belge almış, belge kazanmaya hak kazanmış arkadaşlarımız şu an bizi izliyor. Sizi tercih eden değerli izleyicilerimize buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı? Tabii, bizi tercih ettikleri için her zaman için teşekkür ediyorum. Onlara da meslek hayatlarında mutluluklar diliyorum, başarılar diliyorum. Aziz Bey, izin verirseniz ben
ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına bir davette bulunmak istiyorum. Değerli Sektörün Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Tekirdağ Şarköy'den ve sektörünün en iyilerinden biri Derin Deniz Gemi Adamı Yetiştirme Merkezi'nden seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Gerek kaliteli hizmetleri, gerek kendilerini, gerek tecrübelerini görüp tanıdığınızda aslında fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizi ağırladınız, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ediyorum ilginize. Ayağınızın karaya bastığı yerde mutlu bir yaşam diliyorum size. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye Turumuz ile devam edecek. Tekirdağ, Şarköy ve sektörünün en iyisi Derin Deniz Gemi Adamı Yetiştirme Merkezi'nden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.